Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Nissan Park'tayız. Yeni Nissancık gelmiş. Onları size inceledim. Hava yağmurlu ve çok soğuk. Hemen bir arabaya biniyorum. Siz de hemen bir videoya geçin arkadaşlar. Videodan sonra görüşmek üzere. Ve şimdi de karşınızda arkadaşlar yeni Nissan Juke'un tekne paketi, yani en boş paketi var. En boş paketi olmasına rağmen bakın şu şekilde LED gündüz farları var arkadaşlar. LED normal gündüz farlarımız da var. Sürüş farlarımız da var. Hemen bir yakalım. Bakın bu şekilde mercek LED farlarımız var. Bu en boş paketi olmasına rağmen standart olarak geliyor. Tek eksiği ne var arkadaşlar? Bakın şurada bir sis farı yok tekne pakette. Şu şekilde göstereyim. Bakın burada yine piyano bilek detay. Burada yine krom bir şekilde. Kendimizi mi gördük orada? Evet. Bakın buralar panjur detayları. Piyano bilek arkadaşlar görüyorsunuz. Çok tatlı bir araba olmuş. Biraz da böyle dinamik bir yapısı var aracın diyebilirim sizlere. Şöyle tamponunu. Ledler çok güzel ya. Hoşuma gitti. Yani Juke'a özel olarak hazırlanmış ledler. Şu belki biraz yeni Honda Civic'in far prototipine benziyor ama tamamen tasarımı Nissan'a ait. Zaten 10 yıldır kasa değiştirmeyen bir araç. Biliyorsunuz. Şöyle dodiklerine gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klasik crossover dodikleri. Şu şekilde. Ve jantları. Bu en boş paket olduğu için üzerinde şu anda 17 inçlik alüminyum jantlar var arkadaşlar. Ebatları da 215/60R17. Bakın şöyle piyano bilek yine bir Nissan detayı. Önler disk, arkalar kampana birazdan göstereceğim sizlere. Bakalım bu en boş paket olmasına rağmen aynalarda yine LED. Onu da hemen göstereyim size arkadaşlar. Bakın bunlar da LED olarak geliyor en boş paketinde. Bakın bunun üzerinde de simli bir renk var. Aracın üzerinde de şöyle simli bir gri renk var görüyorsunuz. Şurada yine bir kapı içlerinde tasarım oyunları var görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Her araçta olduğu gibi. Şöyle devam edelim aracı tanıtmaya. Şuradaki detayı atlamayalım. Bakın burada da yine bir piyano bilek ama üzeri simli olmayan bir detayı var. Aracın astronunda. Arkaya doğru gelelim. Bakın bunlar yine piyano bilek. Şu şekilde şöyle geniş alayım. Şöyle gelelim. Yeni arka stopları Nissan Juke'un. Tamamen LED olarak geliyor. Bütün paketler standart zaten bu en boş paketi. Bakın iki far grubu olarak gelmiş arkadaşlar. Halojen dörtlü flaşörlerimiz var. Şöyle alayım. Aracın her yerinde kesik kesik çizgiler varmış gibi. Gerçekten tasarımını yaparken çok uğraşmışlar. Nissan çalışanları. Şöyle hemen bir bakalım. Burada yine piyano bilek. Burada da piyano bilek. Yan detaylar burada devam ediyor. Şöyle üstünde yine bir oyuk var. Bakalım iç mekanda bu baş mesafesi ne kadar etkiliyor. Kocaman bir anten var. Bir köpek balığı anten gelebilirdi. Az önce kanalımıza da çektim. Full pakette onlar köpek balığı olarak geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle aracı göstereyim sizlere. Bu şekilde arka alt tampona da görüyorsunuz. Bir egzoz çıkışımız yok. Olmamız daha iyi. Sahte olacağından olmasın. Bakın burada bir geri görüş kamerası var. En boş paket olmasına rağmen. Fiyatına göre, özelliklerine göre yani doluluğuna göre araba gerçekten güzel arkadaşlar. Fiyatına en son değineceğim. Bakın şöyle dodiklerinin kalınlığını görüyor musunuz? Bir B crossover. Çok tatlı ve güzel durmuş. Benim yorumum. Bagajını açalım. Yine bütün paketlerde standart olarak gelen 422 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor bizlere Nissan Juke. Bakın arkadaşlar halojen Nissan Juke. Küçük Nissan Juke. Bakın burada kancalarımız var. Şu şekilde. Araç böyle. Stepnesine bakalım. Kaldırabilirsek. Evet. Üzerinde yine sanırım üzerinde yarım boy stepne var. Altlarında herhangi bir yalıtım yok ama kenarlara şöyle bir şeyler yapmışlar. Görüyorsunuz. Şimdi diğerinde bunu kullanmamış. Bunu daha böyle evet. Bir şey kullanmışlar. Buna boş genelde. Kapatalım. Yine bagajımızı da şuralardan kapatalım. Bu şekilde. Hemen aracın yan koltuklarına gelelim. Bir koltuklardaki malzeme kalitesine bakalım arkadaşlar. Arka koltukları açtığımız zaman bizi şurada bu plastik malzeme karşılıyor. Ve buralar sert arkadaşlar. Buralar kumaş olarak geliyor. Buralar bakın kumaş olarak geliyor. Diğerinde alkantara olarak geliyordu en full pakette. Bakın buralar plastik. Buralar plastik. Buralar plastik. Bu da çok değişik bir kumaş türü diyeyim sizlere. Yani böyle tam böyle kumaş değil. Daha güzel yapılmış. Bakın buralar yine krom kapı kolları ve içerideki kumaş koltuklar arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere.
Şu şekilde göstereyim sizlere, bakın. Çok güzel döşemeli. Sanki ben bunları daha önce bir araçta görmüştüm, bu döşemeleri. Böyle petekli petekliydi. Tucson'da görmüştüm sanırım. Bunda da yine böyle daha ince bir şekilde kullanmışlar. Tucson'da da aynısı vardı, N-Line'da sanırım. Bu şekilde şöyle bir baş mesafesini hemen sizlere gösterelim. Gayet yeterli bir baş mesafesi sunuyor. Diz mesafesi olarak koltuk biraz geride olmasına rağmen, hatta bayağı geride arkadaşlar, bakın. Yine de yeterli. Yani 1.90 bile olsanız burada rahat yolculuk yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de ben bineyim aracın içine. Şöyle bakın, burada bir piyano black detay vardı premium paketinde. Burada aracın dış rengiyle aynı bir gri renk ve simli bir renk kullanılmış. Burada USB şarj girişi yok arkadaşlar. USB port girişi yok. O en full paketinde vardı. Bu boş paket olduğu için koymamışlar. Herhangi bir cep de yok. O da en fullünde vardı. Şöyle bir arkayı göstereyim. Araç manuel, gördüğünüz üzere. Neden manuel olduğunu da videonun sonunda söyleyeceğim. Çünkü fiyatına da bu yansıyor arkadaşlar. Şöyle bir girelim. Şoför kapısını açalım. Bakın anahtarsız giriş de yok. Çalıştırma da yok arkadaşlar. Bu araçta. Şöyle şoför kapısını açtığımız zaman, bakın buralar yine sert olarak geliyor. Buralar böyle kumaş. Bakın diğerinde burada piyano black detaylı vardı. Bunda yine aracın rengiyle aynı simli gri detaylar var arkadaşlar. Krom kapı kolları. Kapı kolları. Bu şekilde bakın, bunda da elektrikli aynı bir sürücü koltuğu yok. Kumaş koltuklarımız. Şöyle geniş alalım. Bakın şuradaki piyano black. Ağız üstündeki detaylar. Gerçekten araca oturmuş güzel bir şekilde. Şöyle içine binelim. Direkt bir ekranı sizlere göstereyim. Bu şekilde bir ekranımız var. Şurada gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar, yine aynı şuradaki kapı kenarını kullanan malzemeyle aynı malzeme kullanılmış. Buralar yine krom şeklinde havalandırmalarımız var. Güvenlik paketlerimiz yine standart olarak geliyor. Bakın şerit takip sistemi var. Burada start stop'u kapatıp açabiliyorsunuz. Aracın üzerinde gördüğünüz gibi standart olarak dediğim cruise kontrol ayarları var. Yani full paketli hemen hemen aynı direksiyon. Onun çevresi daha bir değişikti. Dokunması daha bir değişikti. Bakın bunu da bu şekilde yapmışlar. Şöyle koltuğu geri alalım, daha net gösterelim. Bu şekilde bir direksiyonu var. Yeni Juke'un en boş paketinin yeni analog bir ekran var. Şu şekilde göstereyim. Şu ekranı en son değinelim. Bakın bir kol dayamamız yok arkadaşlar. Boş paket olduğu için koymamışlar. Şuraya bir ışığa gözü var. İşte en boş paket olduğu için elektrikli park freni yok. Burada bardaklarımız var. Şöyle rengini bir daha göstereyim. Simli gri bir renk. Manuel şanzımanımız 5-6 ileri bir geri arkadaşlar. Yanında krom detaylar var. Öncekinde bunda ambiyans vardı. Bunda hiç ambiyans yok. En boş paketi olduğu için arkadaşlar. Yani tekne paketine ek olarak platinum pakette ambiyanslar vardı. Bunda yok. Şöyle göstereyim içini. Ekrana geldiğimiz zaman aynı 7 inçlik bir ekran var. Bakın animasyonu da yaptı bize. Nissan Connect. Yanları şöyle piyano black detaylı. Hemen şöyle bir geçişlere bakalım, hızına bakalım. Buradan menüye tıklayarak geriye gelebilirsiniz. Şu şekilde. Bakın ses diyor. Bluetooth, USB, AUX. Hepsi var. Apple CarPlay de var arkadaşlar. Bunlar da standart olarak geliyor. Şöyle gündüz ve gece modlarını alabiliyorsunuz. Kameramız var ve geri tuşuna basabiliyorsunuz. Ekranımız bu kadar. Yine menfezlerimizi görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Halka şeklinde yapılmış. Juke özel. Zaten Qashqai'den, Juke'dan bunları biliyoruz. Şöyle dörtlü flaşörlerimiz var ve manuel klimamız var. En boş paket olduğu için. Platinum ve üstü alırsanız bu klima manuel değil. Otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Dijital olarak geliyor. Buralar bakın, USB port girişi ve AUX girişi, burada şakmaklık girişi. Herhangi bir USB herhangi bir kablosuz şarjımız yok arkadaşlar bu araçta. Bu şekilde. Torpidosuna bakalım. Sonra malzeme kalitesini söyleyeceğim. Soğutmalı olmayan ışıklı küçük bir torpidosu var arkadaşlar, ama arkası görünüyor. Keşke görünmeseydi. Onu beğenemedim. Malzeme kalitesine bakalım. Evet, buralar sert. Platinum bir üst paketinde zaten 3 paket olarak sunuluyor. Onlar da yumuşaktı. Bunu da sert arkadaşlar. Görüyorsunuz anahtarsız. Yani anahtarla çalıştırabiliyorsunuz. Anahtarsız çalıştırma yok. Manuel arkadaşlar, dediğimiz gibi bakın debriyaj hissiyatı da gayet iyi. Bu şekilde. Dışına çıkalım. Bu araç neden o fiyatta? O fiyatta hemen sizlere çıkıp bir söyleyeyim. Neden manuel ve neden 150'lik ÖTV diliminde, hepsinden bahsedelim. Burada yine halojen ışıklarımız ne olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Sunroof'umuz da yok. Bakın bu şekilde. Bir dışına çıkalım şimdi. Ağ üstündeki hoparlörde
gözümüzden kaçmıyor. Şöyle artık aracın yanına geldiğimiz zaman ledleri yakalım. Sizlere güzel bir anlatayım. Gördüğünüz gibi Nissan Juke arkadaşlar. Küçük Nissan Juke B crossover aracımız Türkiye'ye daha bugün geldi. Fiyatı 231.000 TL yani %50'lik ÖTV dilimindeki araç. Bu araç 1.0 benzinli olarak geliyor. 115 beygir arkadaşlar. Şu an üzerindeki 6 ileri manuel şanzımanı ile beraber geliyor. 84 beygir ve 200 Nm tork gücü var üzerinde. 3 silindirli bildiğiniz üzere. Kapıtı göstermedik. Kapıtı da gösterelim hemen be. Böyle arkalarda kampana olduğunu göstereyim arkadaşlar sizlere. Önde disk, arkada kampana ama bir üst paket alırsanız ön arkalar yine disk olarak geliyor. Hemen bir motoruna bakalım. Bu ağır mı? Bu da mı ağır? Yok, bu hafif ağır. Bu biraz daha hafif arkadaşlar. Üzerinde 1.0 motor var. Ve bakın şöyle yalıtımları da var üzerinde. Yani en full paketine göre daha hafif bir kaput olduğunu söyleyebiliyoruz sizlere. Önceki gerçekten ağırdı. Yine derli toplu 3 silindirli 1.0 motoru arkadaşlar. Bu şekilde 84 beygir ve 200 Nm tork gücü var. Beygiri biraz az ama torkla yürüyebilen bir araç olduğunu düşünüyorum. Şöyle farların detayını da göstereyim sizlere. Upuzun bir led gündüz farlarımız var. Kapatalım, hatta yavaşça bırakalım. Bu şekilde. Bu araç 150 ÖTV dilimine giriyor arkadaşlar. Çünkü 231 bin lira bir fiyat bandı var üzerinde gördüğünüz gibi. Yani alınır mı? Hemen kamerayı kendime çevireyim. Beraber konuşalım. Evet arkadaşlar, Nissan Juke'u beğendiniz mi? Nissan Juke B crossover. Biliyorsunuz bunun rakipleri Peugeot 2008 var. Ondan sonra Renault Captur var. Başka ne var? Bunun rakipleri olarak Ford Puma var. Bunlar arasından siz olsaydınız Nissan Juke'u alır mıydınız? Yani şöyle diyeyim ben. Marka olarak bakmıyorum. Donanım olarak, yani size, sizin verdiğiniz paraya göre size verdiği donanımlara bağlı olarak şu an en dolu Nissan var. Yani en boş paketinde bile bir sürü özellik sunuyor sizlere. En fullü bir tek farkı ne var? İşte koltuk döşemeleri vardı gördüğüm. Onun haricinde ekstra bir olayı yoktu. Hani çok fazla bir opsiyonu yoktu arkadaşlar. Yani en boş paketinde yine dolu dolu gelmişti. Gırtlak dolusu dediğimiz tabirle, sanayi tabiriyle. Siz olsaydınız Nissan Juke alır mıydınız? Şu anda 150 ÖTV diliminde bir 1.0 motoru var ve bir ikisini de çektim. Platinum paketini de gidip kanalından inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu emeklere karşılık şuradan bir abone ol tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.